29 yaşında bayan hasta. Depremin 258. saatinde enkaz altından çıkarıldı. 112 vasıtasıyla hastanemize getirdi. Kasu Tıp Fakültesi Sağlık Uygulama Araştırma Hastanesi'nde. Hastamız ilk geldiğinde ilk müdahalesini yaptık. Hastamızın acil diyaliz endikasyonu var. Hastamızın acil diyaliz endikasyonu için şimdi kateterlerini taktık ve hastayı yoğun bakımımıza alıp diyalize alacağız. Hastamızın takip ve tedavisinin devam ederken Ankara Şehir Hastanesi'ne sevk etme durumumuz var. Bunu da ilerleyen saatlerde karar verip sevk edeceğiz. Onun haricinde şu an hastamızın genel durumu iyi. Saptadığımız kadarıyla acil ameliyatlık bir durumu yok ama minör küçük ameliyatlar gerekebilir. Bunun haricinde hastamızın gerekli müdahaleleri yapıldı. Yardımcı olan her arkadaşıma çok teşekkür ediyorum. Tüm ülkemize geçmiş olsun diliyorum. Hocam konuşabildiniz mi hastamızla? Tabii oldunuz size. Hastamız konuştu. Hastamız adını söylüyor ve yakınlarını sordu. Yakınlarının iyi olduğunu söyleyince rahatladı. Bilinci açık. Durumu şu an stabil. Ve şu an acil diyaliz indikasyonumuz olduğu için yukarıda yoğun bakımımızda diyaliz alacağız. Peki nasıl hayatta kaldınız? Onunla ilgili bilgiler var. Onunla ilgili detaylı hastayı yormadık. İlerleyen saatlerde hastayla görüştüğünüzde detaylı bilgi alınabilir. Tamam. Ama biz hastayı yormamak adına gerekli müdahaleler yaptık. Hasta çok soğuk bir ortamda kaldığı için hemen ısıtma tedavisine başladık. Gerekli sıvı desteğini sağladık. İlk müdahaleleri yaptık. Şu an arkadaşlar diyalize alacağız arkadaşımızı. Teşekkür ederim. Herkese teşekkür ederim. İyi çalışmalar dilerim.